Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Anneniz gider. Babanız, kardeşleriniz, eşiniz, çocuklarınız gider. Ama biri kalır hiç gitmeyen. Annenizi, babanızı, çocuklarınızı, kardeşlerinizi, sevdiğinizi, herkesi dinlediniz ve onların isteklerini her zaman yerine getirdiniz dostlarım benim. Ama birinin isteklerini hiç yerine getirmediniz. O sizinle doğdu ve sizinle mezara kadar devam edecek. Ama onu bir türlü dinlemediniz dostlarım benim. Yeter, artık onu dinleyelim. Çünkü o bizimle hep konuşuyor. Ama biz onu dinlemediğimiz için zaman zaman bağıra çağıra konuşuyor. Bir bakmışsınız başınız ağrır. Vay benim başım neden ağrır şimdi? Hadi doktora. Bir bakmışsınız stres içindesiniz. Vay ben neden strese girdim diye bağırmaya başlıyorsunuz. Hadi doktora. Ya da bir bakmışsınız kilo almışsınız, şişmişsiniz, fürülmüşsünüz. Hadi diyetisyene. Ve sevmediğiniz, istemediğiniz yiyecekleri yemek zorunda kalıyorsunuz. Ya da bir bakıyorsunuz ki sizi zorlayan, direnç getiren şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunlardan kurtulmak için. Bunun nedeni nedir dostlarım benim? Bedeninizi zamanında dinlememek. Evet. Bedenimizi dinlememiz lazım dostlarım benim. O bize bağırmadan, o bize çağırmadan bağıra bağıra onu önceden dinlememiz lazım. Oturup onunla konuşmamız lazım dostlarım benim. Ki sesini duyurmak için başımızı ağrıtmasın, kilolarımızı fazlalaştırmasın, bizi istese gerilime sokmasın dostlarım benim. O zaman bedenimizi biz nasıl dinleyeceğiz? O bir insan değil ki. Konuşamaz diyorsunuz. Onunla nasıl anlaşacağım diye şimdi bana bu soruyu sorabilirsiniz. Ama biz onunla rahat rahat konuşabiliriz dostum. Onu dinlersek zaten o bize her durumda bunu söyler. Diyelim bir kitap açtınız, gözleriniz parlıyor, gülümsüyorsunuz. Sizi hafif hissettiriyor. Bak bedeniniz size konuştu işte. Senin için doğru budur. Ama yine bir kitap açtınız, bir bakmışsınız, geriliyorsunuz, strese giriyorsunuz. O zaman bedeniniz ne diyor? Okuma diyor, dön, seni mutlu edecek, seni hafif hissettirecek. Başka bir şey yap diyor. Evet, sorunlar başlamadan bedenimle ben nasıl konuşabilir, nasıl dost olabilirim? Bunun da yöntemi var dostlarım benim. Ve bu yöntemi şimdi size aktarmak istiyorum. Eğer bu yöntemi hayatınızın her alanında yapmak istediğiniz şeyleri yapmadan önce bedeninize sorarsanız ondan doğru cevapları alacaksınız ve kararsız kalmaktan da kurtulacaksınız. Ve böylece bedeninizi dinlediğiniz için o bilgedir size doğru cevabı verecek ve siz de bunu yapmış olacaksınız. Hazır mısınız? Şimdi ayağa kalkmanızı istiyorum. Rahat bir şekilde durun. Kuzey, güney, doğu, batı fark etmez. Rahat durun. Ayaklarınızı omuz hizasında açın.
düz ileri bakacak şekilde parmak uçlarınız omuz hizasında açık olsun ve rahat durun. Ellerinizi bu şekilde bir bir üstüne yerleştirin ve indirin tam göbeğinizin altına, çok altına değil, hemen göbeğinizle aynı hizaya, alt hizasına getirin. Ve öylece durun. Derin nefes alın. Rahatlayın. Rahatlayana kadar bekleyin. Nefesinizi alın. Kısa sürede diyelim 3 saydınız, 6'ya kadar verin. Yani 2 kat süresi olsun almak, vermek arasında. Bu sizi rahatlatacaktır. Birkaç nefes alın bu şekilde. Ta bütün ciğerlerinizi doldurarak, diyaframınızı doldurarak verin ki oksijen her tarafınıza işlesin. Böylece şimdi bedeninize bu soruyu sorun. Bana evet dediğini nasıl anlayacağım? Yeniden soruyorum. Bedenim bana, sana sorduğum zaman evet dediğini nasıl anlayacağım diye bir soru sorun. Bedeniniz sizi hangi tarafa iterse o taraf evettir. Yani bu şekilde diyelim öne itti. Evet bu şekilde diyelim verdi. Geriye de itebilir. Her insanın bedeni farklıdır. Bedeninin bilgeliği farklıdır. Siz kendi bedeninizi dinleyin. İkinci soru. Bedenim bana hayır cevabını verdiğin zaman ben bunu nasıl bileceğim diye sor. Bu soruyu da sorduğunuz zaman sizi bir tarafa itecek. Diyelim evet de öne itti, geriye hayır da büyük bir ihtimalle geriye doğru itecek. Bunun tam tersi de olabilir. Yani iki cevap evet arkaya gitmiş olabilir. Hayır öne gelmiş olabilir. Ya da bunun tam tersi, bu herkeste farklıdır. Bundan dolayı kendinizi sorgulamaya almayın. Bedeninizden bu cevabı aldıktan sonra sağlamalar yapmanız lazım. Sağlama dediğim ne? Doğru bildiğiniz, cevaplarını doğru bildiğiniz sorular sorun. Yani evetli ya da hayırlı cevaplar, ama cevaplarınızı sizin de bildiğiniz sorular sorun dostlarım benim bedeninize. Yani şöyle bir şey. Diyelim ki doğru olan benim adım Cavit'tir. Bunu bedenim de biliyor, ben de biliyorum. Ama bu soruyu ona soralım. Benim adım Cavit mi diye sorduğum zaman o rahat pozisyonda o beni evete doğru itecek. İtmiyorsa bir sorun var. Bunu yeniden biraz önce sorduğum soruları sorarak öğrenmeye çalışın. Sonra cevabının hayır olduğunu bildiğiniz soruları sorun. Mesela benim adım Cavit'tir de benim adım Ahmet mi diye sorabilirim. Siz size uygun olan soruyu sorun. Cevabını bildiğiniz soruyu. Ve bunu defalarca tekrarlayın. Ta ki bedeninizin evet ile hayırını öğrenene kadar. Bu zor değil. 3-5 soruda, 5-10 soruda bunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz dostlarım benim. Bunu bitirdikten sonra artık bedeniniz size nasıl cevap vereceğini, evetini de hayırını da öğrenmiş olacaksınız. Ondan sonra artık cevabını bilmediğiniz sorulara geçebilirsiniz ve o şekilde yaşamınıza muhteşem zenginlikler katabilirsiniz. Diyelim ki bu akşam bir yemek yiyeceksiniz, etli bir yemek. Sorun bedeninize. Bu etli yemeği yemek ister misin? O size bir cevap verecek. Evet ya da hayır. Ona göre davranın.
Yani bedeninizin isteğini yerine getirin. Ya da bedeninize şimdi kilolarım var, koşarsam zayıflarım diye düşünüyorsunuz. Çünkü duyduğunuz gerçekler bunlar. Ama bedeniniz buna ne diyor? Sorun, bedenim şimdi koşmak istiyor musun diye. Evetse koşun, hayırsa koşmayın. Ya da bir arkadaşınızla buluşacaksınız. Sorun, bedenim bu arkadaşınla buluşmak istiyor musun? Sorun. O size doğru cevabı verecek. Evet derse gidin buluşun. Hayır derse gitmeyin. Bedeninizi dinleyin. O bir bilgedir ve sizin için neyin doğru, neyin yanlış olduğunu biliyor dostlarım benim. Bu yüzden hem kararlarınızı daha net, daha kesin almış olacaksınız, hem bedeninizin isteklerini yerine getirmiş olacaksınız ve artık onun bağırmasına, çağırmasına, başınızı ağrıtmasına, sizi strese sokmasına gerek kalmayacak dostlarım benim. Çünkü onu dinliyorsunuz, ona değer veriyorsunuz. Bir şeye değer verdiğiniz zaman o giderek daha değerli ve size daha fazla hizmet etmeye başlar. Dönün, size verdiği cevaplar için ona teşekkür edin. Bu soruma bu cevabı verdiğin için teşekkür ederim. Bedenim deyin. Siz ona teşekkür ettikçe o sizin için daha iyi çalışmaya, daha doğru cevaplar vermeye başlayacak. Ve böylece hayatınıza daha sorunlar girmeden bedeninizle işbirliği yaptığınız için bu sorunları rahatlıkla çözebileceksiniz. Dostlarım benim. Bunu hayatınızın her alanında bedeninizle birlikte karar alarak hayatınıza geçirirseniz ilişkileriniz de muhteşem olacak. Bedeninizin sağlığı da muhteşem olacak. Bir karar vermek istiyorsunuz, kararsızsınız. O karar da size yardımcı olacak. Yani bugüne kadar dinlemediğiniz bedeninizi dinlediğiniz zaman muhteşem bir işbirliği çıkacak ve bu işbirliğinden muhteşem bir yaşama doğru, huzurlu, sağlıklı, mutlu bir yaşama doğru emin adımlarla gitmiş olacaksınız dostlarım benim. Bugüne kadar dinlemediniz. Artık onunla bir olun. O sizi terk etmeyecek tek sahip olduğunuz şeydir. Beraber doğdunuz, beraber mezara gireceksiniz. O zaman onu dinlemeyi, ona değer vermeyi öğrenin dostlarım benim. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yazdınız, paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum dostlarım benim.